Merhaba arkadaşlar, Açık Set TV'ye hoş geldiniz. Sizi o güzel, muhteşem anlatımıyla Çağrı Hoca ile baş başa bırakıyorum ve ben aradan çekiliyorum. Buyurun hocam, söz sizin. Teşekkür ederim hocam. Ben artık akşama kadar anlatırım. Öyle mi? Yani evet. Ben de akşama kadar susamam hocam büyük ihtimalle ama neyse. Dinleyeceğim. Konular çok güzel arkadaşlar. Evet. Evet, yerleşmelere devam ediyoruz. Ülkemizde kır yerleşmelerine bakacağız. Yani ülkemizdeki yerleşmelerin biraz özelliklerine bakacağız. Şimdi kasabayı biz açıklamıştık ama hani şehirle köy arasında geçiş özelliği gösteren yerlerdir demiştik biz kasabalar için. Köylere göre tabii biraz daha gelişmiş yerlerdir buralar. Köyler ise nedir? Daha küçük. Daha küçük ama hani böyle ortak alanları vardır mesela. Neresi? Mesela otlak gibi, cami gibi, çeşme gibi yerler mesela köyün ortak malıdır. Hani herkes burayı ne yapabilir? Kullanabilir. Kasabada da kullanıyoruz hocam. Tabii kasabada da kullanılan yerler var, kullanılamayan yerler var. O biraz daha hani böyle farklı aslında. Yani köy kadar şey yok. Ha, köy imece, kadar ortak usulüdür, bir şey imece. İşte hani köy yaşamıdır. Kasabada o kadar yoğun değil. Hmm, biraz daha şehre yakın çünkü orası. Peki deniz kıyısından yaklaşık nereye kadar çıkıyor? Bakın 2600 metreye kadar köyler çıkabiliyor arkadaşlar yükseklik olarak baktığınız zaman. Köy altı yerleşmeleri vardır. Bunları söylemiştik. Hatta demiştik ki devamlı ve geçici yerleşmeler olmak üzere biz bunları ne yaptık? İkiye ayırdık. Neler olduğunu da zaten söylemiştik. Şimdi ülkemizdeki şehir yerleşmeleri de nüfusu 10 binin üzerinde olan yerleşim yerlerini biz genellikle kent adını veriyoruz ya da şehir adını veriyoruz. İşte biz ayırdık büyük, küçük, işte orta, ha, hani biliyorum. Evet. Hepsini anlattık tabii hocam. Burada da ülkemizde olduğu için biz bu ülkemizde kısmındayız. O yüzden çok fazla bir hani aynı şeyleri anlatmadım. Burada bir eksiğiniz varsa hemen bir önceki videolardan da kapatabilirsiniz. Anadolu'da yerleşmenin tarihini biz şöyle kısaca bakalım. Şimdi bizim topraklarımızda yerleşme ne zamana dayanıyor? Günümüzden yaklaşık 10-12 bin yıl öncesine dayanmaktadır. İlk zamanlar dediğimiz hangi dönemdi? Paleolitik dönem arkadaşlar. İnsanlar nerelerde yaşamışlar? Mağara ve ağaç kovukları demiştik. Ağaç kovuklarında yaşamışlar. Tabii ki sonraları mesela Toros Dağları gibi, Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi alanlarda yavaş yavaş artık yerleşmeler oluşmaya başlamıştır diyebiliriz. Biz birazdan bunlara zaten örnekler vereceğiz burada. Bunlar yalnız sorularda önemli arkadaşlar. Karşımıza çıkıyor. Sorularda çıkar diyorsun. Evet, kesinlikle. Mesela işte hangisi paleolitik döneme ait bir yerleşme alanıdır? Ya da hangisi neolitik döneme ait bir yerleşme alanıdır? Mesela Göbekli Tepe KPSS'de bile çıkmış bir sorudur. Aa, evet, evet, hatırlıyorum. Bilginiz olsun ki şey bizim kendi sorularımızın içerisinde de var buna benzer sorular. Mesela biz paleolitik döneme ait yani ilk döneme ait. İlk zaman. Hani dedik ya insanlar mağaralarda yaşamıştır. İşte mağaraların isimlerine ne yapıyoruz? Veriyoruz. Şimdi magazine böyle gibi oldu ama hani mağaranın ismini veriyoruz deyince. Evet, İstanbul'da hangi mağara? Mesela Yarımburgaz. Çok da uzak bir yer değil. Yarımburgaz. Yarımburgaz. Bu Büyükçekmece, şey Çatalca tarafında. He. Hatta biz bir üniversitede de gittik. Çok da büyük bir mağara. Antalya'da var mesela Karayim Mağarası, duymuşsunuzdur. Adıyaman'da var mesela Palanlı Mağarası gibi. Bunları bilin arkadaşlar, en çok bunların üzerinden çıkıyor. Şu Neolitik dönem çok fazla karşımıza çıkıyor. Neolitik dönemde mesela Göbekli Tepe. Gelmiş dedim KPSS. Evet. Şanlıurfa. Şanlıurfa'da. Konya'daki Çatalhöyük mesela. Çatalhöyük Konya'da mı? Konya'da Çatalhöyük, mutlaka bunu duymuşsunuzdur. Hatta bir ara İstanbul'da da bunun sergisi gelmişti. Oraya katılmıştık. Çok değişik, çok güzel şeyler vardı. Burdur'da Hacılar. Hacılar, evet. Diyarbakır Çayönü arkadaşlar. Bunlar da Neolitik döneme ait nelerdir diyoruz? Yani. Yaşam yerleridir, yerleşim yerleridir diyebiliriz. Evet, genelde ilk köyler hangi tür mesken tipiyle yapılmıştır? Kendi kerpiç. Söylemiştik bunları. Tabii ki kerpiç. O zamanlar betonlar mı yok ve genellikle baktığımız zaman iç bölgelerde kurulduğu için daha çok kerpiçten yapılmıştır diyebiliriz. Bir de bunlar haricinde tabii sonradan yine eklenilen Çorum'daki Alacahöyük, Alişar, Yozgat, Çanakkale, Truva gibi yerlerde yine önemli yerleşim yerleri içerisindedir diyebiliriz arkadaşlar. Alacahöyük zaten Yozgat'a bağlıydı, sonradan aldılar hocam. Yozgat'a doğru. Çok yakın bir yer. Ondan sonra şey. Hatta ilk şeyler falan buradaydı yani. Şu anda hala gidip görebilirsiniz. İlk yerleşim yerleriyle ilgili açık hava müzesi var orada.
Ha, müze giriyor yani diyorsunuz. Müze tarzında duruyordur, rahatlıkla görebilirler. Evet. Ya da internetten evet. bakabilirler öğrencilerimiz. Yakın olanlar gidip evet. bakabilirler bence. Kesin. Hatta aşk her şey yakın hocam. Ya o da doğru tabii internet yani, olunca. İnternet olunca bir gidip görmek gibi olmuyor bence. Ya İstanbul'da yaşayanlar Yarımburgaz Mağarası'na gidip görebilirler evet. bence. Orası biz de aşk istediği olarak gidip görelim hocam. Bence de görelim. Hatta evet, bir video. Aynen öyle. Evet. Bir sonraki videomuz Yarımburgaz Adası'nda. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.